Nereye git başımdan desem sana, yine orada durup bana bakmaya devam edeceksin biliyorum. Sen bana baktıkça saatler, günler, aylar, yıllar geçecek ikimizin üstünden. Geçecek ama bir daha bir araya gelmeyeceğiz. Ben senden uzak durmak için elimden geleni yapacağım. Yanına gelmeyeceğim. Karşına çıkmayacağım. Benden nefret etmen için elimden geleni yapacağım. Ne yaptım ben sana ya? Ne yaptım? Ben bunu hak edecek, ne yaptım? Bırak beni, tamam mı? Bırak beni. Takip etme. Kerem, lütfen. Bırakacak mısın? Ha? Cevap ver! Ya tamam. Tamam, bırakacağım. Bırak beni. Buraya bir daha gelirsen, eğer beni bir daha takip edersen... Yapma, tamam. Bırak işte. Bırak. Yapmayacağım. Bırak. Beni bırak Zeynep. Gelme peşimden. Beni arama, sorma, çıkma karşıma. Benden sana hayır gelmez. Yalnızım ben, kötüyüm, hırçınım. Sevmem kimseyi kendimden başka. Kimseye yaklaştırmam yanıma. Senle gelme. Gelme Zeynep. Yaklaşma. Benden uzak dur. Sakın gelme yanıma. Ne haber köylü kızı? Beğendin mi çiçekleri? O çiçeklerle beni kandıramazsın canım. Sana değil canım, sevgilime. Teşekkür ederim. Beğendiğini sevindim. Zeynep beklesene. Ne ya? Ne var? Ne var Zeynep? Zeynep ne? Onu sen söyleyeceksin. Neydi o? Yok benim söyleyecek bir şeyim. Zeynep, sinemadan sonra bir şey mi oldu bana anlatmadı? Ya Zeynep, Kerem sana bir şey mi yaptı, bir şey mi dedi? Ya bana Kerem deme, tamam mı? Bana sakın bir daha Kerem deme. Tamam, demem. Bir şey soracağım. Sor. Sen kavga mı ettin? Yok. Nasıl? Yani yüzün bir yere mi çarptın, düştün mü? Aynen öyle oldu. Hadi uzatmayalım canım. Peki tamam canım, sen nasıl istiyorsan. Pardon ya. Senin de ayağını patlatıyorduk, neredesin değil mi ya? Pardon. Biraz öyle oldu. Bir daha olmasın. İnşallah olmaz. Yok. Bir daha olmasın. Hadi. Neyse böyle oldu işte. Ya manyak mı bu herif ya? Neden durduk yere sana sataşıyor ki? Bilmiyorum. Hiç kusura bakma ama sende de suç var. Niye peşinden gidiyorsun ki? Otur oturduğun yerde. Ama yok, illa gideceksin. Ya ben nereden bileyim ya bu manyağın böyle bir şey yapacağını? Ben ne olduğunu anlamak için konuşmaya gittim sadece. Zeynep,
Kerim'in sana neden böyle davrandığını bilmiyor musun? Bilmiyorum tamam mı? Bilmek de istemiyorum. Ne yaparsa yapsın. Ben bundan sonra onun ne karşısına çıkarım ne de onunla konuşurum. Ruh hastası herif. Birdenbire salondan çıktı öyle. Ne olduğunu anlamadım zaten. Yani peşinden gitsem bir türlü, gitmesem bir türlü. Bir açıklama falan yapmadı mı? Hayır yapmadı. Ama sinir oluyorum sinir. Ne diyorsun be? Sinir oluyorum diyorum Zeynep'e. Ne yaptı ne etti bir şekilde huzurumuzu kaçırdı yine. Ha. Ben senin yerinde olsam bir kulağını çekerim. Çekeceğim zaten. Şşt. Kerem'in sinemadayken ne yaptın bilmiyorum ama yine bir şekilde huzurumuzu kaçırmayı başardın. Sana diyorum. Baksana bana. Baktım. Ne var ya? Hı, ne var? Diyorum ki. Kerem demek ben demek. Evet biliyorum. Siz harikasınız, bir takımsınız. Her şeyi beraber yaparsınız falan değil mi? Eğer Kerem'in ya da benim bir huzurumu kaçırırsan öyle bir şey olmayacak. Zaten ben bir şey yapmıyorum. Kerem bana sataşıyor. Ama bundan sonra o da olmaz. Bir daha karşınıza hiç çıkmam. Oldu mu? Mutlu musun? Süper. Şimdi al o kas hayvanını başına çal. Tamam mı tatlım? Efendim? Efendim Tayfun? İşteyim. Çıkışta. Tamam. Tamam. Hı-hı. Görüşürüz. Tamam. Merhaba. Zeynep Yılmaz'la görüşecektim. Ne soruyorsunuz? Ben bir yakınıyım. İçin mi rica edebilirim? Tabii. Hah. Gördüm. Çok sağ olun. Merhaba. Merhaba, ben de içeri nasıl gireceğimi konuşuyordum. İyi ki geldin. Bir şey mi oldu? Oldu. Seni merak ettim. Öyle mi? Öyle. Ayakta kalmayalım ya. Şöyle şuraya oturalım o zaman. Tamam. Gel. Merak ettim bu kız ne yapıyor diye. Kendi kendime soracağına gelip de göreyim dedim. Ya olmaya çalışıyorum işte. Yani ben aslında böyle kendi kendime konuşmaya çalıştım ama olmadı. Nasıl yani anlamadım ben. Ben de senin bir fotoğrafın var. Böyle siyah beyaz, denizci üniforması var üstünde. O yıllardır benim başucumdaydı. Yani ben işte onunla dertleşiyordum, ona anlatıyordum her şeyimi falan. Böyle hayali baba gibi bir şey. Tamam, çok çocukça. Ya ama çok güzelmiş. Güzeldi tabii. En azından bir babam vardı. Kaybolmuştu, ölmüştü belki ama en azından vardı. İşte ben öyle onu hayal ediyordum. Şimdi burada olsa ne yapardı, bana ne söylerdi. Ama seninle karşılaştığımızdan beri yapamıyorum, olmuyor. Zeynep, ben hiç rahatsız olmadım. Bu kız niye eve geldi şimdi diye düşünmedim. Hatta bak seni merak ettiğim için buradayım işte. Teşekkür ederim. İstediğin zaman bana gelebilirsin konuşmak için. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.